değil tabii. 1.000 lira kira verecek adam. 500 lira fatura ödeyecek. Ne yiyecek? Tabii ki memnun değiliz. Bence yeterli değil. 3.500 lira olması bile yeterli değil. Çünkü bu şartlarda. Yani alım gücü olarak çok düştü. Bir yağın bile 85 milyon olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bir doğalgazın 500 milyon garanti geleceğini biliyorsun. Artık bir elektriğin 230-250'den aşağı gelmeyeceğini biliyorsun. Bunların bu şartlarda yeterli olacağını düşünmüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Biz ne kadar anlatsak da aynı yere varamıyoruz. Çünkü aynı dili konuşmuyoruz. Hani şu tok acın halinden anlar demode bir söz ama anlamaz yani. Bu bir gerçek. Askeri ücreti çarşıya bıraktık. Şimdi döndük eve gidiyoruz. Zam yetersiz. Normalde askeri ücretin 3.500 olması gerekiyor. Ama bu verilmedi bize. Bunun yanında da böyle yetmediğin için bir ev kirası 1.500, elektrik, su, doğalgaz, çoluk çocuğumuza yeterli para kazanamıyoruz. Fakir fakir yine aynı, zengin zengin oldu gitti. Yani biz sefalet içinde yaşıyoruz yani. Ben yeterli görmüyorum yani. Yine de bu kadar pahalılık, görüyorsunuz pazarın halini. Yani insanlara kirayı mı yetsin? Mutfağına mı yetsin, neyine yetsin yani? Bence yeterli değil. Bir denge yani, bir şeyi dengelemeleri lazım. Ya bir bütçe olarak tamam yaptılar ama bir şu pazarları bir kolaçan etsinler, gelip bir insanların haline baksınlar. Yetmiyor o asgari ücret. Ücret aslında yani iyi bir fiyat ama her şeylere zam gelmese bu makul, ama ben 4 çocukla o maaşla geçinemem açıkçası. 3.000 olsa ya da 3.500 olması lazım. Yeterli değil tabii. Türkiye şartlarına göre yeterli değil. Geleceğiz. Patronu eli tutulmaz derler. Patron bunu verdi. Tabii ki yetersiz. Yani söyleyecek başka bir şey var mı? Yetmiyor. Kiralar çok pahalı. Özellikle kiralılar. Kira çok pahalı. Bir de askeri ücret çalışanlara yetmiyor.